Merhaba arkadaşlar. Ben Uğur Mutlu. 7. sınıf 2. üniteyle sizlerle beraberiz. Bu 2. ünitede rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemlerle beraber olacağız. Öncelikle 6. sınıf konularımızdan birkaç bilgilendirme hatırlayalım. Aşağıdaki kestirin arasına küçük, büyük ve eşit sembolleri uygun olanı yazınız. 2 bölü 3 ve 5 bölü 7'yi kıyasladığımız zaman paydaları aynı olursa paylar arasında fark olacaktır. Burayı 7 ile burayı 3 ile genişlettiğimiz zaman üst taraf 14, buradaki üst taraf 15 şeklinde karşımıza çıkacak. Yani 14 bölü 21, 15 bölü 21 olacaktır. 14, 15'ten küçük olduğu için buraya küçük yazacağız. 1 bölü 2, 15 bölü 30. Burayı 15 ile genişletirsem 15 bölü 30 olacaktır. Birbirine denk kesirler olacağı için eşit çıkacaktır. 3 bölü 2, 9 bölü 16. 3 bölü 2 ile 9 bölü 16'yı genişletmek için burayı 8 ile çarpıyorum. 8 ile 3'ü çarparsam üst taraf 24 olacak. Aşağı taraf 16 olacak. 24 bölü 16, 9 bölü 16'dan büyük olacaktır. Dediğimiz gibi paydalar eşit olduğu zaman paylarda büyük olan büyük, küçük olan da küçük olması gerekiyor. Burada sadeleştirebilirim. 2'ye böldüğüm zaman 5, 2'ye böldüğüm zaman 7. 5 bölü 7, 5 bölü 7 denk olduğu için eşit olacaktır. 4 bölü 9, 1 bölü 7'ye baktığımız zaman burayı 7 ile genişletiyoruz. Burayı 9 ile genişletiyoruz. 7 ile 4'ü çarptığımız zaman 28 bölü 63. 9 ile genişlettiğimiz zaman 9 bölü 63. 28 9'dan büyük olduğu için 4 bölü 9, 1 bölü 7'den büyük olacaktır. 5 bölü 6, 4 bölü 5, 8 bölü 9, 10 bölü 11 sayıların en küçüğü hangisidir? Baktığımız zaman ne kadar aralarda birer fark olduğu için hepsi tama daha yakındır. Tama yakınlarda en az payda kimde varsa o daha küçük olacaktır. Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. 1 bölü 2. Öncelikle bir sayı doğrusu çizelim. 0 ve 1. Payda dediğimiz kısımda iki parçaya ayrılmış. O zaman burası iki parçalık bir kısım olması gerekiyor. Pay dediğimiz kısımda bir tane gitmesi gerekiyor. Yani burası 1 bölü 2 elimize geçecektir. 1 tam 1 bölü 3 dediği zaman 0, 1 ve 2 yazıyorum. 1 ile 2 arası paydaya göre yani 5 eşit parçaya bölünmüştür. 5 eşit parçaya bölündüğü için 4 tane çizgi atarız. 5'e bölmek için. Ve kaç parçalık hareket etmiştir? Paydaki kadar 1, 2, 3 yani şurası bizim için 1 tam 3 bölü 5 edecektir. 2 tam 2 bölü 7 için 0, 1, 2 ve şuraya da geniş yapalım 3. 2 ile 3 arasını 7 parçaya bölmek zorunda. Pay da 7 olduğu için 6 tane çizgi atarız. Burada bizden istediği şey 2 tane çizgi alması. 1, 2. Şu kısım 2 tam 2 bölü 7 olarak karşımıza gelecektir. Yıldız büyüktür 15 bölü 4 olacak şekilde. Yıldız doğal sayısının alacağı en küçük değer kaçtır? Öncelikle 15 bölü 4'ün kaç olacağını görmem gerekiyor. Bunu normal bölme gibi yapabilirim. 15'i 4'e böldüğüm zaman 3 defa var. 3 kere 4 12. 3 kaldı. 3'te 4 olmadığı için virgül atıp bir 0 koyuyoruz. 4'te 30 7 defa var. 7 kere 4 28. 2 kaldı. Virgül attığım için artık istediğim kadar 0 koyabilirim. 20'de 4 5 defa var. 0 oldu. 3.75'ten yıldız büyük olacaktır. Büyük olan en küçük doğal sayı 4 olduğu için yıldızımız 4 olarak cevabımızı getirir. Aşağıdaki kesirlerin ondalık gösterimlerini yazınız. 15 bölü 4 gibi istersen bölebilirim ya da şu şekilde bir durum söz konusu olabilir. Paydayı 10, 100 ve 1000 şeklinde katlara çevirerek yapabilirim. Burayı 5 ile genişlettiğim vakit 5 bölü
10 olacaktır. 5'i yazıyoruz. Bir tane 0 olduğu için bir basamak kaydırıyoruz. 0,5 elde ediliyoruz. 4'ü 10'a çeviremem ama 100'e çevirebilirim. 75 bölü 100 olacaktır. Bu da 0,75 olacaktır. 8'i 1000'e çevirebilirim 125'te. 3'te 125 çarparsam 375 bölü 1000 olacaktır. Bu da önce sayıyı yazıyoruz. Aşağıda kaç tane 0 varsa 1, 2, 3 tane kaydırıp 0,375 oluyor. 2 bölü 5'i 2 ile genişlettiğimiz zaman 4 bölü 10, o da 0,4 cevabımızı çıkartır. Aşağıdaki ondalık gösterilerimleri kesir olarak yazınız. Öncelikle sayı yazıyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi. 3 bölü 1 tane basamak olduğu için 1'in yanına bir 0 ekliyoruz. 17 bölü 1 yazıyoruz. 1 basamak var. 0 ekliyoruz. 24'ü yazıyoruz. 24 bölü 1 sayımız. 2 tane basamak var. Virgülden sonra 2 0 yazıyoruz. 705 bölü 2 tane 0 olduğu için 1'in yanına 2 tane 0 ekliyoruz. Yüzde sembolü ile verilen sayıları kesir olarak yazalım. 1 bölü 100, 12 bölü 100, 70 bölü 100, 5 bölü 100. Burada sadeleştirme işlemleri de yapabilirim eğer sadeleştirme işlemleri olacaksa. Örneğin 1 bölü 100'de herhangi bir sadeleşme işlemi olmaz. Ama 12 bölü 100'de 4 ile sadeleştirirsem 3 bölü 25 olacaktır. 70 bölü 100'de sıfırlar gidecektir. 7 bölü 10 olacaktır. 5 bölü 100'ü sadeleştirdiğim zaman 5 de sadeleşir. 1 bölü 20 olacaktır. Aşağıdaki kesirlerden hangisi yarıma en yakındır? 1 bölü 7 birim kesirdir. Birim kesir sıfıra yakındır. 5 bölü 6 tama yakındır. 11 bölü 13, yani 12 olsaydı tama yakın olurdu. 9 bölü 4, 9'un yarısı 4,5 olduğu için yarıma yakın olan denizli olarak karşımıza gelecektir. Aşağıdaki toplam ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz. Paydalar aynıysa üstler toplanır, payda parça bütünlüğü için olduğu gibi kalacaktır. 3 bölü 4, 4 bölü 3. Paydalar aynı değil. Paydaları eşitlemem gerekiyor. Burayı 3 ile, burayı 4 ile genişletirim. 3 ile 3'ü çarptığım zaman 9, 4 ile 4'ü çarptığım zaman 16. Paydalar eşit olduğu için tek payda da yazılabilir. 16 ile 9'u toplarsak 25 bölü 12 olacaktır. Çıkarma işleminde de paydaların eşit olması gerekiyor. Eşit değilse eşit yapmam gerekiyor. Burayı 8 ile, burayı 5 ile genişletiyoruz. 8 ile 2'yi çarparsak 16, eksi 5 ile 1'i çarparsak 5 bölü 40. 16'dan 5 çıktığı zaman 11 bölü 40 edecektir. Tam kesirli ifade, bunu bileşik kesri çevirin. 3 artı 1'den 4 bölü 3 eksi 1 bölü 2 olacaktır. Paydalar eşit olmadığı için payda eşitlemesi yapmam gerekiyor. Burayı 2 ile, burayı 3 de. Artık paydalar 6 ve eşit oluyor. 2 ile 4'ü çarparsam 8, eksi 3 ile 1'i çarparsam 3 bölü 6. 8'den 3 çıkarttığımız zaman 5 bölü 6 karşımıza cevabımız çıkar. Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını buluruz. Çarpma yapılırken paydaya eşitlik söz konusu değildir. Üsttekiler ayrı, alttakiler ayrı çarpılacaktır. 2 ile 3'ü çarparsam 6, 3 ile 5'i çarparsam 15. Sadeleştirme işlemi yapacak olursak da 3'e ikisi bölünebilir. Burada 3'e bölünür, burada 3'e bölünür. 6'yı 3'e böldüğüm zaman 2, 15'i 3'e böldüğüm zaman 5 olarak karşımıza çıkar. Ya da işlem yapmadan buradaki 3'ler birbiriyle sadeleşebilir. Tam kesirli ifade, hemen bileşik kesir çeviriyorum. 2 ile 1'i çarparsak 2, 1 ile toplarsak 3, 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 2 karşımızda. Burada çarpmadan sadeleştirirsek, şurası 3'tü.
Üçler birbirini götürecektir. Dördü ikiye böldüğüm vakit 2 kalacak. Sadece 2 olacak. Çarptığımız vakitte 3 ile 4'ü çarparsam 12. 2 ile 3'ü çarparsam 6. Aynı sonucu elde edeceğim. Bölme işleminde ise birinci olduğu gibi kalıyordu. İkincisi ters çevrilip çarpılıyordu. 2 ile 5'i çarparsak 10. 3 ile 3'ü çarparsak 9 oluyor. 2 tam 1 bölü 3'ü önce bileşik kesire çeviriyorum. 6 artı 1 7 bölü 3. 5 bölü 14 çarpma durumuna geldiği için ters çevrilecektir. 14 bölü 5. 7 ile 14'ü çarptığım zaman 98. 3 ile 5'i çarptığım zaman 15 olacaktır. Bir tarlanın 3 bölü 4'ünün 2 bölü 7'sini süren Mehmet amca. Sürülen yeri bulalım önce. 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 7. 3 ile 2'yi çarptım 6. 6 ile 7'yi çarptım 28. 2 ile sadeleştirirsek 3 bölü 14'ünü sürer. Bizden istenen nedir? Kaçta kaçını sürmemiştir. Yani bir bütünden 3 bölü 14'ü çıkartmam gerekiyor. Birin gizli biri olduğu için paydasında 14 ile genişletiyorum. 14 bölü 14 eksi 3 bölü 14 dediğimiz zaman 11 bölü 14'lük kısım sürülmemiştir. Evet, bu hatırlatmalardan sonra şimdi rasyonel sayıların ifadelerine bakalım. Dünyadaki suyun dağılımı tuzlu ve tatlı su olarak geçer. Tatlı sularda buz ve yeraltı suları nehirler, göller diye 3 parçaya ayrılacaktır. Dünyanın yüzölçümü yaklaşık olarak 510 milyon kilometredir. Bu yüzölçümün yaklaşık 3 bölü 4'ü sularla kaplıdır. Bu suların da yaklaşık 34 bölü 40'ı tuzlu su, 1 bölü 40'ı tatlı sudur. Yani 510 kilometrenin 3 bölü 4'ü sularla kaplı ve 3 bölü 4'ünün suyu da 39 bölü 40'ı tuzlu su, 1 bölü 40'ı tatlı sudan oluşuyormuş. 3 bölü 4, 39 bölü 40, 1 bölü 40 gibi sayılarla karşılaştığımız yerlere günlük hayattan örnekler veriniz. Misal, ekmeğin 3 bölü 4'ünü yedim. Pastanın 39 bölü 40'ını yediğim zaman kalan 1 bölü 40 gibi ifade olacaktır. Tam sayılarda olduğu gibi bu sayıların da negatif işaretli olabilir mi? Tabii ki olabilir. Tüm sayıların reel sayılar diyorsak eğer, rasyonel sayılar reel sayılara geçer. Rasyonel sayıların da tam sayılar gibi artı ve eksi işaretleri olacaktır. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Yağlı pişirme kağıdı üzerinde bir sayı doğrusu çiziniz. Şekildeki gibi. Eksi 3, 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 gibi sayıları eşit aralıkta doldurduğumuz zaman. Bu kağıdı 0 noktasından katladığımız vakit eksi 3, 3'e, 2, eksi 2'ye, eksi 1, 1'e denk gelecektir sıfırdan katladığımız zaman. Aynı kağıt içinde kesirli sayılar yazdığımız zaman 1 bölü 2 yani 0 ile 1 arası yarım dediğimiz 0, 5, 1 buçuk, 2 buçuk diye arada sayı doğrularına koyduğum zaman yine 0 noktasına katladığım zaman bu sefer eksi 0, 5'e, eksi 1 buçuğa ve eksi 2,5'e denk gelecektir. Buradan da ne oluyor? Bizim için rasyonel sayıların negatiflerinde olduğu karşımıza çıkıyor. Pozitif ve negatif tam sayıların katlanma sonucunda durumu aynı şekilde rasyonel sayılarda da söz konusu oluyor. Rasyonel sayı doğrusuyla yerleştirdiğimiz tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıraladığımız zaman her zaman eksiden sayı doğrusunu şu şekilde çizdiğimiz zaman soldan sağa doğru artış olacaktır. Soldaki sayılar her zaman şöyle yapalım artar. Küçük olacaktır soldakiler sağa göre. A ve B birer tam sayı, B eşittir 0 olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. B'nin 0 olmama ihtimalinin sebebi nedir? Çünkü A bölü 0 sayısı tanımsız olur. O yüzden aşağı kısımda yani payda 0 olmaması gerekir. Tanımsız diye bir ifadeyi kullanamayız.
Rasyonel sayılar Q sembolüyle gösterecektir. Sayı doğrusunda sıfırdan küçük rasyonel sayılara negatif rasyonel sayılar denir. Q üzeri eksiyle gösterilir. Nasıl tam sayı kısmında bizden z eksi ve z artı şeklinde bir de sıfır vardı. Bu üçünün birleşiminde aynı şekilde de rasyonel sayılarda q eksi ve q artı olarak karşımıza gelecektir. Sıfırdan büyükler pozitif, sıfırdan küçükler negatif olacak şekilde. Aşağıdaki sayıların hangilerinin AB şeklinde yazılabileceğini belirleyelim. 5 bölü 3 zaten yazılmıştır. A'sı 5, B'si 3. Gizli 1 her zaman vardır. 3 bölü 1'den A 3, B 1. %12 dediğimiz 12 bölü 100, A'sı 12, B'si 100 olur. 0,4, 4 bölü 10'dan A 4, B 10 olacaktır. 2'den 1 bölü 3, bileşik kesir çevirdiğimiz zaman 7 bölü 3, A'sı 7, B'si 3 olacaktır. 0 dediğimiz gizli 1 vardır. 0 bölü 1, A'sı 0, B'si 1 olur. 72'de 72 bölü 1 olacaktır. A'sı 72, B'si 1. Eksi 8 bölü 7'de A eksi 8, B 7 olabilir. Burada şunu da yapabiliriz. A'ya 8, B'ye eksi 7 ifadesi de diyebiliriz. Herhangi bir işlem değişmez. AB bölü B şeklinde yazıldığı için tüm sayılar rasyonel sayıdır. Bakın az önce bahsettiğimiz 4 bölü 0 rasyonel sayı değildir. Sebep sıfıra bölümü bir sayının tanımsızdır. O yüzden 4 bölü 0 sayısı rasyonel sayı olmaz. Tanımsız yapamayız. Eksi 5 ve eksi 8 tam sayılarının birer rasyonel sayı olup olmadığını bakalım. Eksi 5 dediğimizin gizli 1 olduğu için eksi 5 bölü 1. Eksi 8 dediğimizin eksi 8 bölü 1 olduğu için A bölü B şeklinde yazıldığı takdirde bizim için bunlar bir rasyoneldir. O zaman şöyle bir cümle çıkabilir. Her tam sayı paydası 1 olduğu için bir rasyonel sayıdır. %22 yüzdelik gösterimi bir rasyonel sayı mıdır? %22 dediğimiz 22 bölü 100 olduğu için ve A bölü B şeklinde yazıldığı zaman rasyonel sayıdır. Aşağıdaki rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterelim. 3 bölü 5 basit kesirdir. 0 ile 1 arasındadır. Payda kadar 5 birim parça yapılacaktır. 5 birim parça 1, 2, 3, 4 tane çizgiden oluşur. 3 tane payda ilerlediği için 3 bölü 5 olacaktır. Eksi 2 bölü 3 rasyonel sayısı negatif olduğu için 0 ile eksi 1 arasında olacaktır. 3 eş parçaya bölünecektir payda olduğu için 0'dan negatife doğru gideriz. 1, 2 tane eksi 2 bölü 3 olacaktır. Eksiler sol tarafa gidecektir. Artılar da sağ tarafa doğru hareket edecektir. Nereden? Başlangıç noktamızdan. Aşağıda rasyonel sayılara sayı doğrusunda gösterelim. 5 tam 1 bölü 3. 5 tamdan başlarız yani 5 numarasından. 1 bölü 3 diyorsa o zaman 5 ile 6 arasını 3 eş parçaya bölürüm. Birincisini alırım. Burası da 5 tam 1 bölü 3 olacaktır. Eksi 1 tam 2 bölü 3. Eksi 1'den başlarız. Dediğimiz gibi negatifler sola doğru gidecekti. 3 parçaya ayırıyoruz. 3 parçaya ayırdıktan sonra 2 birim hareket edip eksi 1 tam 2 bölü 3 olarak karşımıza geliyor. Her şeyin başlangıcı sayı gösterimi 0'a doğru hareket edilir. Eksi 2, 0, eksi 1 bölü 3, eksi 7 bölü 2 sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Eksi 2 dediğimiz yer buradadır. 0 dediğimiz zaten yerindedir. Eksi 1 bölü 3 dediğimiz olay negatif olduğu için basit kesir 0 ile eksi 1 arasında 3 parçaya ayırıyoruz. 3 parçanın bir tanesini aldığı için buraya geliyor. Eksi 7 bölü 2 bu 3,5 anlamında yani 3 tam 1 bölü 2 anlamında. O zaman eksi 3'ten başlarım. 2 parçaya bölmüş. 2 parçaya bölüp bir tanesini alırız ve buraya gelecektir. Aşağıdaki rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterelim. 5,4 bileşik kesirin önce tam kesir şeklinde yazıyoruz. Bunu yazarken bir hatırlatma yapalım.
5'i 4'e bölüyoruz. 1 tam 1 kere 4. 4. Ne kalır elimizde? 1. 1 tam dediğimizin yanına çizgi çizip bütünü böldüğümüz 4 her zaman sabit değişmez. Kalanı pay yerine yazıyoruz. 1 tam 1 bölü 4 oluyor. Aynı şekilde 13'ü 3'e bölüyorum. 4 defa var. 4 kere 3 12. Kalan 1. 4 tamın yanına çizgimizi atıyoruz. 3 her zaman yerinde. Kalanı pay yerine yazdığımız zaman 4 tam 1 bölü 3 eksimiz olduğu için de eksi 4 tam 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Tamlı yazdıktan sonra daha rahat hareket ediyorum. 1'den büyük 2'den küçük olduğu için 1'den sonra 4 parçalık parça ayırmak için 3 tane nokta koyuyorum. Ve bir tane almış bir tamdan sonra bir tane aldığımız zaman bir tam 1 bölü 4 ya da 5 bölü 4 yazabiliyoruz. Eksi 4'ten başlıyorum. Sol tarafa doğru gidiyor negatif olduğu için. 3 parçaya ayırdığı için payda 3 olduğu için 3 parçaya ayırıyorum. O zaman eksi 4'ten 1 birim gittiği için şurası eksi 4 tam 1 bölü 3 ya da 13 bölü 3 olarak karşımıza geliyor. Eksi 30 bölü 7 ile 3 bölü 2 rasyonel sayılar arasındaki tam sayıları bulalım. Bunları ondalığa çevirebilirim. Aralarında da bulabilirim. Ya da eksi 30 tam bölü 7'yi önce tam kesir olarak eksi 4 tam 2 bölü 7 şeklinde yazabilirim. Yani eksi 4 ile eksi 5 arasında olur. Eksi 3 bölü 2 dediğimiz ifadeyi de eksi 1 tam 1 bölü şeklinde yazdığım zaman eksi 1 ile eksi 2 arasında olacaktır. O zaman sayı doğrusuna baktığımız zaman eksi 5 ile eksi 1 arasında olan sayılar olacaktır. 4, eksi 3 ve eksi 2 karşımıza gelecektir. Yandaki işlemlerin sonuçları hesap makinesi kullanarak bulunuz. İşlemlerin sonuçlarını karşılaştırınız. Negatif bir rasyonel sayıda işaretinin payın paydasının veya kesir çizgisinin önünde olması işlemin sonucu değiştirir mi? Tabii ki değiştirmeyecektir. Burada eksi 1'i 2'ye böldüğüm zaman yine eksi 1 bölü 2. 1'i eksi 2'ye böldüğüm zaman yine eksi 1 bölü 2. Önde de olsa zaten eksi 1 bölü 2 olacaktır. Eksinin artıya bölümü eksi. Artının eksiye bölümü eksi. Eksi zaten eksi olduğu için bütün hepsi birbirine eşit olarak kalacaktır. Negatif rasyonel sayılarda eksi işaretinin payın, kesir çizgisinin veya paydanın önünde olması herhangi bir anlam ifade etmeyecektir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.